Profesör Doktor Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında inşallah 12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız dedi. Bu çok önemli bir müjde Müslümanlar için. Çünkü 16 Mart'ta açıklanan ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleriyle birlikte yapılan basın toplantısında yine kendisi cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu maalesef. O günden bu yana cuma namazları veya vakit namazları cemaatle kılınmıyor. Camilerde ezan okunuyor ama bu sadece namaz vakitlerinin girdiğini belirtmek için. Aslında 12 Haziran'da cuma namazı yeniden kılınmaya başlanırsa ve son cuma namazının cemaatle 13 Mart'ta kılındığını hesap edersek yaklaşık 3 ay sonra yeniden cemaatle cuma namazı kılmaya başlanacağını söyleyebiliyoruz. Ancak açıklamada kısmi bir muğlaklık olduğunu da belirtelim. Namaz kılmaya başlayacağız dedi Sayın Ali Erbaş ama cuma namazıyla birlikte vakit namazlarının da yine cami avlusunda caminin dışında cemaatle kılınıp kılınmayacağını tam olarak netleştirmedi. Muhakkak ilerleyen günlerde bu süreçte netleşecek. Ancak normal şartlarda şu saatlerde buranın tıklım tıklım olması gerekiyordu. Tam da cuma namazı saati. Ancak etrafımızda sadece hava almak için gelenler, çimlerde oturanlar ve 20 ile 14 yaş arasına tanınan serbestlik sebebiyle dışarıda olan kişiler var. Peki cuma namazı nasıl kılınacak? Aslında bununla ilgili de birçok yorum var. Özellikle cami avlularında yerlere hasır halı serilerek kılınacak namazda da sosyal mesafe kuralının uygulanacağı, müftülere özellikle cami imamlarına bu konuda bir genelge yayınlanıp cemaati nasıl davranması gerektiği konusunda yönlendireceğine dair bir beklenti var, yorum var. Bununla beraber de yine bizim şu anda bulunduğumuz Fatih Camii gibi, Sultanahmet Süleymaniye camileri gibi avluları büyük olan ve çok fazla insanı ağırlayabilecek olan camilere daha fazla insanın geleceğini tahmin ediyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz Fatih ilçesindeki ve yine çevre ilçelerdeki birçok küçük caminin avlusu cuma namazının kılınmasına müsait değil. O da cemaati daha çok büyük camilere gelmeye teşvik edecek ve gördüğümüz bu nokta aslında belki bundan 4 hafta sonra binlerce kişinin aynı anda oturduğu, namaz kıldığı yer olacak. Şu an gördüğümüz, gösterdiğimiz bu yer. 4 hafta dedik, evet, çünkü 12 Haziran eğer başlangıç tarihimiz olabilirse, herhangi bir aksilik olmazsa, henüz 4 hafta daha var. Yani yine 4 hafta daha cuma namazı cemaatle kılınamayacak Türkiye'de. Ama sonrasındaki süreçte eğer planlandığı gibi giderse işler, 12 Haziran'da cemaatle namaz kılınmaya başlanırsa caminin avlularında, cuma namazı da ilk olarak o zaman kılınmaya başlanmış olacak ve sonrasında da vakit namazı için beklenti artacak. Belki de hazırlanan aslında genelge vakit namazlarını da kapsıyor olacak. Dediğimiz gibi burada biraz muğlaklık olduğu için çok fazla girmek istemiyoruz. İlerleyen günlerde muhakkak netleşecektir. Ama bu haber bile röportaj yaptığımız insanlarda çok net olarak gördük. Türkiye'li Müslümanları çokça sevindirdi.